Kanal 7 ekranlarından herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar sevgili izleyenler. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız dünden bugün hocam? Rabbimize hamd ederiz Muhsin Bey. Siz de iyisiniz Allah inşallah. Allah razı olsun hocam. Mevla sağlık, sıhhat, afiyet versin. Afiyet versin. Sağ olun. Programımız boyunca inşallah WhatsApp video hattımıza sorularınızı video olarak yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Yoğun bir program bizi bekliyor hocam. Sizi bekliyor aslında, sorular sizi İnşallah bekliyor. Efendim. Hem Instagram'dan sorularınızı yollayabilirsiniz, hem de WhatsApp ihbar hattımızdan sorularınızı yollayabilirsiniz. Telefonlarla da dini hayata dair, sosyal hayata dair sorularınızı bize sorabilirsiniz. Ekranda telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 30404 30606. WhatsApp hattımıza da videolarınız gelmeye devam ediyor bu arada. Videoları sadece cuma, cumartesi biz bakmıyoruz, izlemiyoruz, takip etmiyoruz. Hafta içi de ben ve arkadaşlarım, yapım ekibindeki arkadaşlarımız videolarınızı tek tek, sorularınızı tek tek inceliyorlar. Hocamıza iletiyorlar, bilginiz olsun. Ama her zaman süre yetmiyor ve her soruya da fırsat maalesef olmuyor, sırası gelmiyor. Hocam müsaade buyursanız ilk video ile başlayalım. Memnuniyetle. Sonra devam edelim telefonlarla. İşte WhatsApp hattımıza gelen ilk video soru. Size bir sorum olacaktı. Ailemizle aramızda konuştuğumuz zaman aile fertlerimizden bir tanesi eşlerin birbirlerinden abdestlerinin kırılmaması gerektiğini, Kur'an'da bunun geçmediğini belirttiler. Hiçbir mezhepte bunun yerinin olmadığını, eşlerimiz bize helal ise neden abdestlerimiz birbirimizden kırılsın ki diye bir konuşma geçti. Çok merak ediyorum. Eşlerin birbirinden abdestlerinin kırılmasını nasıl açıklayacaksınız? Ve mezhepte bunun yeri nedir? Nasıldır? Kur'an-ı Kerim'de bunun yeri nedir? İslam'da yeri nedir? Merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam abdestlerimiz birbirimize neden kırılsın ki diyor. Neyi kastediyor burada izleyicimiz? Yani o zannederim şimdi Şafii'ye göre bir erkek bir hanıma dokununca abdesti bozuluyor. Ama hangi hanıma? Karşı cinsten birine kendisiyle evlenilmesi ebedi haram olmayan. Yani karşı cinsten bir hanıma ama o hanımın ebedi nikahı, mesela annesinin ebedi nikahı haram. Bacısınınki haram, kayınvalidesininki haram. Yani onlara dokunmasıyla bir şey olmuyor ama onun dışında nikahı caiz olan dokununca abdesti bozuluyor. Bu kadar. Bu İmam-ı Şafii'nin içtihadı böyledir. Hanımefendi diyelim Hanefi, beyefendi Şafii. Evet. Hocam ikisi evli. Tamam. Bu durumda eşlerin Şafii'ninki bozulur. Bozulur. Doğru. Hanefi'ninki bozulmaz. Bozulmaz. Ama eşim olması bir şey değiştirmez. Değiştirmez. Öyle mi? Değiştirmiyor. Evet. Zaten nikahlısı helal. Nikahı haram olan varsa o zaman onda bozulmaz abdesti. Nikahı haram olan kim? Annesinin nikahı haram. Evet. Kayınvalidesininki haram. Efendim kardeşininki haram. Evet. 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 Bunu öğrenmiş olduk. Doğru efendim. Dolayısıyla dokundukları. Peki hocam mezhep ler arası geçiş olabilir. Mesela hanımefendi şimdi Hanefi diyelim, Şafii olabilir mi? Ya da beyefendi Şafii, Hanefi'ye elbette geçiş yapabilir olur, mi? Elbette olur. Yeter ki iyi öğrensin. Yoksa biri birine geçme olmaz diye bir şey yok. Hani ya, hayatı kolaylaştırmak adına. Ha, kolaylaştırma. Ailede. Ya bakın bir mezhebi tam öğrenemiyoruz. Tut iki mezhebin meselesi olunca biraz daha işimiz zorlaşıyor. Diyelim ki bey Şafii, hanım Hanefi, bari beraber olalım, ikimiz de Şafii olalım, ikimiz de Hanefi olalım diyebilirler. Evet. Evet. Bundan sonraki hayatlarına o şekilde devam edebilirler. Devam edebilirler. O mezhebin içtihatlarına göre devam tabii, edebilirler doğru. Diyorsunuz. Peki, bir videomuz daha var, görelim. Hocam ben Gaziantep'ten arıyorum. Babası oğlumu evden kovdu. Madde bağımlısıydı. Önce öyle o kadar değildi. Sonra evden kovunca daha çok içine gitti. Şimdi cezaevinde. Para gönderme diyor babası. Bakma diyor. Ben de ara sıra gönderiyorum. Duyarsam seni kovarım diyor. Ben günahmış diyorum hocam.
Sen günah, size sormak istiyorum. Sen günah işlemiyorsun. Günah mı işliyorum acaba? Sen annesin, annelik yapıyorsun. Anneye yakışan bu. Baba öyle demekle haklı değil ya. Bu evladımızdır bu. Evladımızdır yani. Altın yere düşmekle sakıt olmaz kadri kıymetten denildiği gibi. Evladımızdır. Bir hatası olmuştur, bir yanlışı olmuştur. Onun için cezaevine girmiştir. Yani biz büsbütün bundan vaz mı geçeceğiz? Yani elbette onun orada haşlığa ihtiyacı olacaktır. Ana olarak, baba olarak nasıl düşünmeyiz? Yani evlatlarımıza sevgiyle, şefkatle yaklaşmamız lazım. Kur'an'da bakın bir Lokman suresi var. Hazreti Lokman oğluna ya büneyye, yavrucuğum, oğulcuğum, lan, lun değil, sert davranma, kabar davranma yok. Peygamberimiz Efendimiz torunlarını, çocukları öpüyor, seviyor, kokluyor. Entüm min reyhanil cenne, çocuklar siz cennet çiçeğisiniz buyuruyor. Yani yoldan geçerken rastlayınca çocukları adam yerine koyuyor. Selamu aleyküm ya sübyan. Çocuklar size selam olsun. Kucağına alıyor, terkine bindiriyor, onlara hediyeler veriyor. Yani onlara hiç kaba, kırıcı davranmıyor. Mesela Rafi diye bir çocuğu getiriyorlar. Efendim ağacı taşlamış. Peygamberimiz seni döverim, ayağımın altına alırım demiyor. Yavrucuğum niye ağacı taşladın? Karnım acıkmıştı. Bir daha ağacı taşlama. Altına düşenlerden al dayı. Başını okşuyor. Ya Rabbi bunun karnını doyur diyor. Bitti bak. Ne kadar güzel netice alındı. Yani çocuklarımızı döverek, söverek değil, okşayarak, severek eğitmeliyiz. Efendimizin tebliğ metodu böyle. Öyle peygamberimizin çocuklara. Olana paş para göndermez. Eğer gönderirsen seni boğarım. Bu nasıl şefkat, bu nasıl merhamet, bu nasıl babalık yani? Evet. Peki telefonumuz var. Telefonla devam edelim hocam müsaade buyursanız. Evet efendim. Hattımızda izleyicimiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Gümüşhane'den arıyor izleyicimiz. Evet efendim. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Güzel bir cumartesi günü olsun inşallah. Buyurun. Amin inşallah. Buyurun. İyi günler diyorum hocam. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Benim bir sorum olacak da hocama. Buyurun efendim. Ben eşime boşanma davası açtım da. Neden? Şiddetli geçimsizlik. Yani sorumsuzluk diyelim daha doğrusu. Kaç yıldır evlisiniz? 26 yıllık. 26 yıl. Evet buyurun devam edin lütfen. Evet efendim. Yalnız ben dava tam sonuçlanacağı sırada vazgeçtim davadan da. Hı hı. Şimdi benim nikahım düşmüş oluyor mu? Tekrardan bir nikah kıymamız gerekiyor mu? Nikahınız düşmedi. Yolunuza devam. İyi ki son anda vazgeçtiniz. Cenab-ı Hak mesut etsin. Bize dua etmek düşüyor efendim. Yani evlenirken Allah'a söz verdik. Misakan galiza diyor Kur'an. Yani ciddi bir söz. Allah'a söz verdik. Peygamber'e söz verdik. Yani imkan nispetinde yuvayı devam ettirmek. Müminin boşanmasıyla arş titrer. Allah'ın sevmediği helal. Peygamberimiz son derece nazik, kibar. Kolay kolay celallanmaz, öfkelenmez. Ama diyorlar ki Peygamberimize filan kişi 3 talak birden eşini boşadı. Peygamberimiz öfkeleniyor. Eyyü'l-abu bi kitabillah ve ene beyne ezhurikum. Ben aranızdayken mi? Allah'ın kitabı ile mi oynanıyor? Diyerek celallandığını görüyoruz. Yani bunlar o karardan geri dönmüşler, tebrik ediyor ve mutlulukları için dua ediyor. Dini nikahları da yok, nikaha falan gerek yok. Bir peki. Şey daha sorabilir miyim buyurun. Hocam? Tabii buyurun. Bu 3 talak nasıl gerçekleşiyor? Bunu öğrenebilir miyim? Yani 3 talak da onun da adabı var, onun da usulü var. Hem şimdi kafam bozuldu. Hadi 3 talak dedim. Böyle de olmaz ki. Şimdi hanım adet hali görecek. Yıkanacak. Erkek
bir talak verdim diyecek. Bir. Hemen bu aniden olmayacak. Şimdi bir ay daha zaman geçecek. Bir ay sonra yani düşünecek kendi de, hanım da düşüne. Ve şimdi tekrar hanım adet halini gördü ve tekrar yıkandı. Bir talak daha verecek. Bir ay daha bekleyecek. Yani öyle düşüne düşüne. Zamanı yayılmış. Öfkelendim. Üç talak birden boşaldı. Olmaz diyorsunuz. Olmaz tabii. Evet. Ya, doğru. Akıl tabii baştan gitti, tabii. Sinirlendi, doğru. Öfkelendi. Doğru. O anda üç talak verdim doğru. Dedi. Böyle olmaz diyorsunuz. Onu ulema bir sayıyor. Onu bir. Hemen yuvayı yıkmak hedef değil. Efendim. Maksat yani, burada o boşanmayı evet. Zorlaştırmak. Yani öyle. Düşünmeye fırsat vermek. Yani öyle, o bahsettiğimiz öyle. Ölçüleri uygulayınca doğru. Düşünecek. Acaba ben doğru mu yaptım, yanlış mı değil yaptım? Mi ya da doğru. Hanımda bir düzelme var mı? Bende bir değişiklik tabii. Var mı? Düşünce dünyamda, duygularımda. Öfkeyle yeriyor. Kalkan zararla oturur efendim. Yani hemen öfkeye kapılalım. Bir anda öyle söyleyelim. Yuva yıkılsın bu kadar... O kadar basit değil yuva. Evet. Hocamızı duydunuz. Evet efendim. İzleyicimiz ayrıldı sanıyorum hatta. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Var mı telefonumuz? Videomuz var. Videomuzu görelim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi. Allah'ın ve Resulünün selam ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Aleyküm selam. Hocam biz hafızlık yapıyoruz. Hafız talebesiyim. Ve bizler... Böyle bir şeyler söylendi. Dediler ki hafız olduktan sonra ayet veya herhangi bir sure unutursa 40 yıl cehennemde yanar. Hocam bunun açıklamasını yapar mısınız? Bizler insanız. İlla ki hani bir ayet unutulur. Tabii ki de hafız olduktan sonra bizlere bir cüz vaciptir ve her zaman tekrar yapmamız lazım. Taş hafız olmamız lazım, unutmamamız lazım. Ama yine de olabilir şu şekilde korkumuz oluyor. Hani insanız, illaki bir ayet unuturuz. Hocam bunu açıklık getirir misiniz? Şimdiden Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, hafız olduktan sonra hafızın ayet ya da herhangi bir sure unutması durumunda 40 yıl cehennemde yanar diyorlar. Efendim, hafız olmak ne büyük şereftir. Sevgili Peygamberimiz bakın, inne min iclalillahi teala, şu üç kişiye saygı, Allah'a saygıdan gelir. Yaşlı Müslümana saygı, adaletli devlet büyüğüne saygı, hafızı Kur'an'a saygı, Allah'a saygıdan gelir. Yani hafız olan kişiye akrabasından 10 kişiye şefaat yetkisi verilir. Es-siyamu vel-Kur'ani yeşfa'ani lil-abd. Kur'an ve oruç sahiplerine şefaat edecektir. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ama şu var, bakın şayet hanımefendinin dediği gibi unuttu diyelim bir sureyi veya bir sayfayı, birkaç sayfa unuttu. Unuttum deme diyor, unutturuldu de diyor. Allah Allah. Unuttum değil, unutturuldu de diyor. Yani şimdi bakın hanımefendinin sorusunun altından şimdi onu iyice üzerini açarsak ne anlama geliyor? Madem unuturuz, hafızayı beşer nisyan ile maluldür. İnsanoğlu unutabilir. Öyleyse hiç ezberlemek daha iyi. O anlama mı, o neticeye mi varalım? Öyle değil. Ama tabii hafız olmak, hafız ölmek en büyük şereftir. Hafız olmak, hafız kalmak en büyük şereftir. Ama bu söylediğinde bir dini bir dayanağa karşılığı yok değil mi hocam? Ama bu doğru 40 değil. 40 yıl cehennemde yanar bir hafızın. Buna benzer var öyle. 40 yıl cehennemde yanar falan yok. Ama buna benzer şeyler var tabii, bir tehdit, tergip, terhip diyoruz bunlara. Ya maksat yani sahip ol. O şerefe erdikten sonra onu kaybetme, kazandıktan sonra kaybetme demektir o. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir videomuz daha var. Görelim. İyi yayınlar hocam. Ben bundan 2 ay öncesinde bir rüya görmüştüm. Rüyamda dediler ki sen bu kitabı okuyabilirsen senin ilerideki hayatınla geleceğinle ilgili her şeyi bilebilirsin dediler. Ben kitabı o kadar araştırmama rağmen, Kur'an'ı bildiğime rağmen okuyamadım bir türlü o kitabı. Ama Kur'an-ı Kerim değil de elime verilen kitap. Ondan sonra sadece ya Rezzak, ya Gaffar, ya Kerim, ya İbrahim.
okuyabildim. Bunların anlamını çok merak ediyorum. Hani ne için böyle bir şey? Acaba onları zikretmeli miyim her gün? Ben o rüyadan sonra namaza başladım. Zaten namaz kılan biriydim. Kızım rahatsızlığından sonra terk etmiştim namazı. Tekrar namazıma başladım. Ve sürekli o isimler aklımda. Ne yapmam lazım hocam? Bir kere onlar Allah'ın güzel isimleri. Ya Rezzak, ey rızıklar veren Allah. Ya Gaffar, ey bağışlayan, affeden, lütfeden Mevla. Ya Kerim, ey cömert olan, lütfu, ihsanı bol olan Mevla. Ya İbrahim de ey İbrahim anlamındadır. Ama bakın, bu kitabı eğer öğrenirsen, her şeyi, geleceğinle ilgili her şeyi bilebilirsin denildi diyor. Geleceğimizle ilgili her şeyi bize bildirilmemiş. Rabbimiz bakın ve ma tedri nefsün maza teksibu gada. Kişinin başına yarın ne gelecek onu bilmez. Böyle buyuruyor. O yüzden başına gelecekleri şöyle olursa bilirsin, bu doğru değil. Bilmesi mümkün tabii değil. Evet. Doğru. Bir videomuz daha var. Görelim. Benim size bir sorum vardı. Hazreti İsa yeryüzüne geri dönecek midir? Bunu cevaplarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Tekrar hayırlı yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Efendim, kıyametin küçük alametleri var, büyük alametleri var. Yani kıyametin yaklaştığının büyük alametlerinden biri de İsa aleyhisselam gökten inecek. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın şeriatı ile amel edecek. Deccalı öldürecek, domuzu öldürecek, putu kıracak ve sonra da kendi vefat edecektir. Yani kıyametin büyük alametlerinden biri olarak. Hazreti İsa'nın yeryüzüne tekrar inmesi, evet, kıyametin büyük alametlerinden sayılacaktır. Biridir, evet. Biridir. Allah Allah. Ama hocam hani onun zamanını bilmiyoruz. Kıyamet ne zaman kopacak? Böyle bir tarih de verilmiyor değil mi? Hayır. Dinen böyle bir hiç şey kimse, mümkün değil bilmek. Yani Rabbimiz bize bildirmiyor. Peygamberimiz de bilmiyor. Vahiy meleği de bilmiyor. Vahiy meleği de bilmiyor. Ancak Rabbimiz biliyor. Onun tarihi Rabbimiz katındadır. Ama hakikaten küçük alametler sayılıyor. Küçük alametler. Yani bundan bakıyorsun ki 100 yıl evvel o küçük alametler yok. Ama bugün görüyoruz. Hocam bunları. Neler o küçük alametler? Bir iki tanesini eğer mesela, aklınızdaysa. İçkiler açıktan içilecek. İpekliler giyilecek. Efendim, zina açıktan irtikab edilecek. 20 kişiyi bir arada göreceksin, içlerinde birinin Allah korkusu dahi olmayacak. Allah Allah. Cehalet yayılacak. Yani böyle alametler. Bunlar küçük alametler. Bunlar küçük alametler. Büyük alametler Hazreti İsa'nın İsa Aleyhisselam'ın gökyüzünden inmesi, Deccal'ın zuhuru, bir dumanın kaplaması, Dabbetül Arz, yerden bir canlının çıkması ve üç yerde bir şeyin olması, bir çöküntünün olması ara yeryüzünde efendim. Üç bölgede. Evet, öyle evet, efendim. Evet. Peki, Hazreti İsa bizim inancımıza göre demek ki tekrar evet, gökten yeryüzüne inecek diyorsunuz. Doğru diyor efendim. Bir videomuz daha var. Telefon mu var? Telefon hazırsa telefonu alalım. Telefonla devam edelim. WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Merhabalar. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Selam. Ben bir sorum olacak. Biraz bayağı bir birkaç sene öncesine dayanıyor. 20 sene önce ben annemi kaybettim. Kanser hastalığından vefat etti. Başını sağ olsun. Allah razı olsun. Benim elimde son nefesini verdi. Böyle hani bir nefes derler ya. Hakikaten benim bir nefes aldı. O şekilde son nefesini vermişti. Hocam benim sormak istediğim şu. Mezara defnederlerken kefeninde biraz kan vardı. Mezara defnettikten sonra hoca hani hoca mezarın başında oturmasıyla kalkması bir anda oldu.
Merak ettim, gittim, dedim ki neden hani hiç oturmadınız, hemen çömeldiniz de kalktınız. Şehit mertebesinde olanlara fazla sorgu sual olmaz dedi bana. Allah. Ben evet, çok enteresan geldi. O yıldan, o zamandan bu zamana kadar çok merak ettim. Bunu sormak istiyordum. Böyle bir şey var mıdır? Yoksa hani nasıl bir cevaptı? Onu pek uzun yıllardır merak ettiğim soru bu. Onun için sormak istedim. Peki ben şunu sorayım hocama sözü bırakmadan önce. Hoca efendi annenizi tanıyor muydu rahatsızlığından? Hayır, vefatının hayır, haberdar değildi yani. Evet. Hayır, kesinlikle. Hayır, hiç kesinlikle. Annesinin bir rahatsızlığı. Hocam kanserden vefat etti. Hastalanmış, rahatsızlanmış. Doğru duyduk değil mi efendim? Evet, evet. Evet. Aynen öyle. Rahatsızlanmış. Efendim, yani şimdi tedavisinde zorlandığımız bu hastalıkla giden hanımefendi umarız ki şehit olmuştur. Hüsn zan eder, böyle düşünürüz. Yani hadis-i şeriflerde karın ağrısıyla giden şehit olur diye. Bu ahiretçe şehit olur. Umarız ki öyle olmuştur ama yani İmam Efendi'nin cenazenin başından hemen kalktı. Biraz uzun durdu. Bundan bir yorum çıkarmanın yeri yok. O görevi şahsen biz de yapıyoruz. Yani telkin verdiğimiz oluyor. Yani o cenaze şehitti de ondan erken kalktım. Değildi de o yüzden fazla oturdum. Böyle bir şey ne biliriz ne de yaparız. Yapmamız gereken görev nedir? Bizim örfümüze göre bir telkin veririz orada. O kadar yani zannederim ki o hoca efendi de bunu yapmıştır. Belki biraz daha çabuk yapmıştır, o kadar yani. Yani mezarda, kabristanda telkin veren hoca efendiler bir kişinin şehit olup olmadığını bilemezler. Bilemezler. Nereden bilecekler? Bilemezler. Yani kaç sefer biz de o görevi yapmışızdır. Yani halkta böyle bir inanç var. Yani telkin veren hoca efendi durumu anlarmış. Hayır, anlamam. Evet, öyle bir algı var hocam. Yani öyle bir algı, sanki işte yok. Hesap verirken o duyarmış. Ya öyle değil. Öyle bir şey yok. Ama şu var ki yani bakın peygamberimiz aynen diriye selam verir gibi ölüye selam vermiş. Kabre defnediliyor bir cenaze. Efendimiz ne diyor? İstağfiru li ahikum fe innehu l'an yusel. Kardeşiniz için rahmet okuyun. Şu anda o hesaba çekilmektedir. Ya Resulallah bizim sözlerimizi duyar mı? Sizin ayak seslerinizi bile duyar ama Allah cevap Allah veremez Allah buyuruyor ya. Peki hocam sorgu melekleri cenaze defnedildikten hemen sonra mı geliyor yoksa onun belli bir zamanı tabii, var mı? Ama onun tam dakikasını şunu bilmiyoruz. Yani sevgili peygamberimizin bize anlattığına göre münker nekir. Ne demek münker nekir? Melekleri geliyorlar ilk anda ısınamıyor. Kim bunlar? Nedir bunlar? Ama bilahare dostluk meydana geliyor onlarla. Men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyyüke. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Sorularına mümin ise eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diye cevap veriyor. Onlar da diyorlar ki senin böyle cevap vereceğini biz bilirdik ama görevimiz icabı biz geldik. Burası senin için bir cennet bahçesidir. Kıyamet sabahına kadar burada mutlu ol der ve ayrılırlar. Eğer öyle değilse bu sefer ora onun için bir cehennem çukuru haline gelir. Allah korusun. Evet. Allah korusun. Yani Muhsin Bey son bir cümle duamız var telkini verdikten sonra. Rabbi la tezerruhu ferden ve ente hayrul varisin. Ya Rabbi bu kişiyi burada yalnız bırakma. En güzel sahip, en güzel dost sensin Allah'ım. Toprak, post, Allah dost. Huve mevlakum fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Sizin dostunuz Allah. O ne güzel dost, o ne güzel muin. Efendim, bakın şu ayeti kerimeye bakın. İnnellezine kâlû rabbunallâhu sümme istakâmû tetenezzel aleyhimul melâike. Rabbim Allah'tır deyip Allah'a giden yolda olanlar var ya, işte onlar dünyadan ayrılırken bakın intikal noktası dünyadan ayrılıyor. Mezardayken
mezardan kalkınca bu üç yerde geliyor. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhire. Biz size dünyada da ahirette de dostuz. Başınıza gelecekleri kaygı etmeyin. Geride bıraktıklarınızdan endişelenmeyin. Önünüzde ne istiyorsanız var. Gönlünüzden geçenler var. Nüzülen min gafurir rahim. Lütfeden Mevla'dan armağan olmak üzere. Şu işe bakın, meleklerin eşliğine bak. İntikal noktaları. Dünyadan ayrılış, kabre giriş, kabirden kalkış noktalarında melekler eşlik ediyor. Bu sevimli varlıklar. Dünyadayken de bizimle beraber olan, kim bilir şurada belki milyarla. Biz göremiyoruz. Var. Milyarla. Belki de milyarla. Allah Allah. Melek var. Ya Allah'ın ayetlerinin okunduğu yerde melekler olur. Ya ve mukarrebun melekler topluluğunda rahmetle hayırlı anılırlar buyruluyor Muhsin Evet, Bey. Demek ki evimizde, iş yerimizde, Cenab-ı Hakk'ın kelamının geçtiği her ya, yerde ya, melekler var diyorsunuz. Melekler vardır. Biz ya. Göremiyoruz. Hocam ne? Milyarlarca diyor. Ya, evet. Tabii. Yani sanki gelin almaya gelmiş gibi mezarda onlar öyle karşılıyor. Mezar ötesinde öyle. Ve cennetin melekleri de ne diyor? Selamun aleykum bima sabertum feni'me ukbeddar. Selam müminler, sabrettiniz, hak ettiniz. Tebrikler, tebrikler. Cennetin girişinde böyle karşılanıyorlar. Dünyadan bu melekler böyle yolcu ediyor. Ya iman ne güzel şey ya. Allah razı olsun. Böyle düşünmeyince bakın Muhsin Bey, ölüm ne kadar korkunç. Size ötelerden bir haber. Hiç kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Merhum Necip Fazıl böyle diyor. Hiç kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Efendimizin son günlerdeki sözlerine, ashabım sizden ayrılacağım için üzgünüm. Ama Rabbime kavuşacağım için çok neşeliyim. Ve son sözü ila refikil ala. Yüce dosta, yüce dosta, yüce dosta, yüce dosta, yüce sevgiliye. Hocam evet. Peki şunu da sorayım. Şimdi cenaze defnedildikten sonra derler ki işte en azından orada bir deve kesilip dağıtılacak miktar kadar beklemekte fayda var. Bu hadis midir yoksa bu bir ölçü müdür? Bu, dinen nedir? Bunun yani gerekçesi nedir? Bunu bakın Mısır Fatihi Amr İbnül As Hazretlerinin vasiyetinde bu yer alıyor. Oğluna vasiyet ederken diyor, oğlum beni mezara indirdiğinizde hemen dağılmayın diyor. Orada aynen dediğin gibi bir deve kesilip de eti taksim edilecek kadar süre mezarımın başında oturun, Kur'an okuyun. Rabbimin elçileri gelecek. Sizin oturuşunuzdan ben onlara ısınayım. Hmm. Yani onlardan korkmayayım, ürkmeyeyim. İşte münker nekir belli belirsiz. Önce kim tanımadığım kişiler bunlar ney, nenin nesi gibi. Belli belirsiz mi demek ya, hocam? Öyle oluyor. Ünker, ama ondan sonra ısınıyor. Isınıyor. Biz dostuz size evet. Diyor ya. Demek ki o aradaki şeyi sağlayacak zaman kadar diyor. En öyle azından diyor. Orada evet, kalın. Evet. Peki devam edelim. Bir videomuz daha var. Selamun aleyküm. Hayırlı evet, yayınlar hocam. Selam. Size bir sorum olacaktı. Hocam ben 21 yaşındayım ama yaşıma göre çok günah işledim hocam. Şimdi de bu günahlarımdan öte çok pişmanım, çok isyan ediyorum hocam. Sürekli ölmek istiyorum diye beddualar ediyorum kendime. Evet, 21 yaşındayım, çok günah işledim. Bu yüzden çok pişmanım diyor izleyicimiz. İsyan ediyorum diyor. Sürekli ölmek istiyorum diye kendi kendime söyleniyorum. Hanım kızımız yani bu yok böyle ölmeyi arzulamak bu doğru değil. Yani Rabbimizin tayin ettiği ecel gelince ondan kurtuluş, kaçış yok. Ama kazanç yeri ahiret değil, kazanç yeri bura. Öldükten sonra yeni bir ilavemiz olamaz, imkanı yok. Yani bu şu dünya yerinde cenneti kazanmamız da bu. Daha 21 yaşında. Daha 21 yaşında. Öyle hemen bıkma, osanma yok. İnsan yalnız kendisi için yaşamaz. Aynı zamanda başkaları için de yaşar. Başkalarının eziyetleri, insanların hayırlısı, insanların arasına giren ve onların eziyetlerine katlanandır.
Yani Peygamberimiz Efendimiz'e bakın, Hatice annemiz diyor ki ya Resulullah biraz uyusan diyor. Ya biraz dinlensen Hatice, uyumanın zamanı geçti diyor. Amcası Hazreti Abbas diyor ki ya Resulullah bu önüne gelen sizi rahatsız ediyor. Yani kimi ökçene basıyor, kimi cübbeni çekiyor, toz toprak içinde bırakıyor. Böyle olmasın yani yüksek bir oda yaptıralım, sizi oraya alalım. Görüşmek isteyen randevuyla görüşsün. Yani bu önüne gelen sizi rahatsız ediyor. Canım, bedenim de olduğu sürece ben bu insanların eziyetlerine katlanacağım. Hanım kızımız, Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Ya Rabbi, gücümüzün yetmediği şeyi bize yükleme. Allah'ın öğrettiği bu duayı her gün yatsı namazından sonra okuruz. Amin el Resulüm. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Yani böyle intihar, öleyim. Ben çok günahkar biriyim. Ancak ölüm temizler. Yok öyle şey yok. Kaldı ki hangimiz günahkar değiliz ki hocam? Yani her yani, insan. Öyle. Yani hocam sizin ya. Geçen haftalarda bir hadis-i şerif aktarmıştınız. Peygamber Efendimiz tövbe etmekle ilgili. Nasıldı hocam? Hocam bağışlanmakla ilgili, afla ilgili bir hadis-i şerifti. Tam da aslında yeri geldi diye yani düşünüyorum. Yani şöyle midir? Yani kişi şöyle oluyor, çölde devesiyle birlikte, devenin üzerinde azığı da var, ekmeği orada, suyu orada, deveyi çölde kaybediyor. Evet. Arıyor, yorgun düşüyor, uzanıp yatıyor, bir de bakıyor ki deve gelmiş, başucunda dikiliyor, öyle seviniyor ki ne diyeceğini şaşırıyor, ya Rabbi, beni sen yarattın diyeceği yerde ya Rabbi seni ben yarattım diyor. Yani sevincinden böyle diyor. Yani burada buyuruyor ki Efendimiz yani Cenab-ı Hakk'ın kulunun tevbekar olmasından öyle sevinir ki bu adamın devesini bulmasından sevincinden daha fazla. Aklıma yani. Geldi hocam şimdi söyleyince şöyle demiştiniz. Ademoğlunun hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edendir. Kullu beni Adem hatta ve hayrul hattain ettevvabun. Adem oğlunun hepsi hata işleyicidir. Hata işleyenlerin hayırlısı tövbe edenlerdir. Hatada ısrar etmeyip tevbekar olandır. O yüzden bu hanım kızımız parasını yitiren bir şeyini yitirir, ümidini yitiren her şeyini yitirir. Ümit kesilince at koşmazmış. Evet. O yüzden kızımız yani ben çok günahkarım. Yok böyle şey yok. Yani şu ayeti kerimeye bakın Muhsin Bey. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Günah işlemekte ileri giden kullarıma söyle benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Allah affetmek isteyince hiçbir günah büyük değildir. Yeter ki pişmanlık duyalım ve bir daha tekrar etmeyelim. Bu kardeşimizin de bu videosunu biz pişmanlığa veriyoruz. Demek ki pişmanlığı var. Pişman olduğunda şüphe yok. Evet. Ama ümitsiz olmamalı. Böyle intihar edeyim. Tabii ki. Yaşama hakkını Allah kaybettim. Olsun. Değil. Bak, bir Müslüman evladı olduğu için içi yanıyor. İçi yanıyor. Geçenlerde ben böyle bir olay yaşadım dedim ya Muhsin Bey. Yani havaalanında bir hanım bana refakat ediyor. Yani bir süre beraber olunca hocalık var ya kızım namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. Niye kılmıyorsun dedim. Allah'ın huzuruna varacak yüz yok bende dedi. Kızım öyle söz mü olur? Yani pişmanlık duyarsın. Bir daha da o işi yapmasın. O iş biter. Yani ben dedi affolunur muyum? Elbette affolunursun ya. Aynısı hocam. Demek ki çok günah işledim. Allah'ın huzuruna varacak. Kemen lazım belek. Günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. Yani inan gözyaşlarına dayanamadım. Allah Allah. O kadar. O samimi gözyaşlarına Allah Allah. Dayanamadım yani. Hepimiz günahkarız. Mevla hatalarımızı, günahlarımızı yani affetsin. Şu var ki ben de ona öyle dedim. Senin şu günahın var. Benim de gıybet günahım var. Suizan günahım var. He? Ya yani bende de bu hepimiz. Yani ama ümitsizlik yok. Günahsız insan yok.
En büyük günah da şüphesiz günahsızlık iddiasında bulunmak değil mi? Öyledir. Hocam? En büyük günah. Tabii efendim. Peki telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yanımıza. Alo, iyi günler misin hocam? İyi günler, güzel bir gün olsun inşallah. Hemen sorunuzu duyalım. İnşallah. İzmir'den izleyicimiz. Buyurun. Osmaniye'den. Osmaniye mi? Osmaniye. Düzeltelim. Evet. Tamam. Buyurun. Hocam ben 23 yaşındayım. 2018 Kasım ayında şiddetten dolayı, babamın uyguladığı şiddetten dolayı uzaklaştırma verildi. Evet. Uzaklaştırma bittikten sonra da eve aldık. 2-3 aydı galiba uzaklaştırma. Bunun üzerine babam intikam için dayısının oğluyla beraber evi gizliden tapuyu satmış. Yani tapuyu ona verip satmış evi. Evet. Şu anda biz ev arıyoruz. Babama ev almayı düşünmüyoruz. Bu yüzden hani bizden intikam almak için yapmış. Dayısının oğluyla konuşmuş. İşte ben onları o evi yar etmeyeceğim. Onlardan habersiz evi de satacağım demiş. Biz de bunun üzerine babama ev almayı düşünmüyoruz. Kiraya çıkacağız. Elimizde hiçbir gelir yok. Kendisi de hiçbir şey umursamıyor. Eve bakan bir insan da değil. Ev almak istemiyoruz ama vicdan yönünden de kış günü ne yapar ne eder diye de düşünmüyor değiliz. Bu yüzden hani hocamıza özür dilerim. Evet, sizi anlıyorum. Şu anda tabii duygusal olarak da dolusunuz anlaşılan. Babanıza karşı kırgınlığınız var, o da anlaşılıyor. Hocam ben kendim bildim bileli sürekli evde şiddet var, huzursuzluk, küfür, hakaret var. O yüzden yani artık dayanamıyoruz. Onunla aynı ortamda durmaktan huzursuzluk diyoruz evde huzur olmadığı için. Evet. Yani bir onu düşünüyoruz, bir de vicdan yönümüzden de onu evden dışarıya atasımız da gelmiyor. Şimdi ev arıyoruz annemle beraber. Evet. Bulduğumuzda onu ev almak istemiyoruz ama vicdanımız bir yandan da izin vermiyor. Resmi olarak ayrı değiller değil mi? Boşanma falan söz konusu yok, değil. Yok, daha şu an boşanma yok. Boşanma söz konusu değil. Başka kardeşleriniz var mı? Abiniz, ablanız, kardeşiniz? İki tane erkek kardeşim var. Biri cezaevinde en küçüğümüz. Diğeri de askerde şu an. Anladım. Peki babanız niye böyle? Bir rahatsızlığı şey var mı? Hayır, rahatsızlığı yok da o şey, nasıl söyleyeyim ki, annemden galiba boşanmak istiyor. Evet. Hani başkalarıyla beraber olmak istiyor galiba. Yani böyle şey, zevkine düşkün bir adam. Ha, bu yüzden bahane mi yani bunların hepsi? Ayrılmak için, boşanmak için bahane mi arıyor yani size göre? Evet, Ramazan ayında mesela annemin üstüne iftira bile attı, zehirlenme, yani yemeğime zehir kattı diyerekten. Allah Allah. Ama raporda şey çıkmadı, zehirlenme gibi bir durum çıkmadı. Peki, temiz çıktı kanında. Peki yani madem niye bu kadar hayatı zorlaştırıyorlar, o zaman boşansınlar. Yani böyle bir durum söz konusuysa o zaman boşansın. Niye zorlaştırıyor? Hocam normalde şey, zehirlenmeden sonra babam duruldu çünkü aileler falan, akrabalar araya girdi. İşte babam yaşlı olduğu için şey dediler, sana annemden dolayı işte şey, sana eşinden başkası bakmaz dediler. Sonra duruldu, yine düzeldi. Uzaklaştırılmadan sonra işte uzaklaştırma olayı oldu. Sonra yine aynı babam şey oldu, kötü oldu. İşte intikam almak için ev falan sattı. Kaç yaşında babanız? 57. 57 yaşında, yani çok da yaşlı değil babanız. Muhsin Bey, genç maşallah. Muhsin Bey. Hocam kalp krizi falan da geçirdi. Ya. Hani bayağı hasta da şu an. Geçmiş Muhsin olsun. Bey, bu ailenin büyüğü bu kızdır. Bak bu kızın ben fikir insicamı, bak hayran oldum. O acının içinde, o kederin içinde kızımız konuyu gayet güzel intikal ettirdi ama kızımıza büyük adam olmak düşüyor. O babayı da kurtar. Bak, babaya şefkat var. Baba bunlara neler yapıyor ama kızımız neler düşünüyor. Vicdanımız ne güzel şey düşünüyor kızımız. O yüzden kızımız sırf annesini kurtarmak yetmez. Babasını da kurtarmalı. Babası hangi streslerin? Bakın adam kalp krizi geçirmiş. Oğul cezaevinde. İşte o birçok sıkıntılar bir araya geliyor. Adam o yükün altında eziliyor. Hayır hocam öyle değil. Babam böyle hani şey, kardeşimi tınlamıyor. Yani nasıl diyeyim ki, onu umursamıyor. Evet. Yani cezaevinde kardeşimi umursamıyor. Yanına bile gitmiyor. Para falan da yatırmıyor. Yani eline para geçerse kendine harcıyor. Yani söyleme bile para olduğunda. Ailesi için herhangi bir çabası yok. Biraz sorumsuz mu diyorsunuz yani? Evet, sorumsuz. Evet. Aile reisinin
üstlenmesi gereken sorumlulukları babam taşımıyor diyorsunuz yani. Evet, hiçbirini taşımıyor. Evet. Parası olduğunda dahi gizliyor. Bize param yok diyor ama evde yemek olmayınca zaman anneme kızıyor. Eve bir şey getirmiyorsun, sen yemek olmayınca niye kızıyorsun? Allah Allah. Ya Rabbi, aman ya Rabbi. Yani biz işte İslam edebi, İslam terbiyesi nerede ya Rabbi? Yani niye bu dünyayı cennet gibi yaşamak dururken cehennem ediyoruz? Bakın kendi böyle diyor da rahat mı? Kendi de rahat değil. Hanıma rahat veriyor mu? Hanıma da rahat vermiyor. Çocuklar. Evlat rahat mı? Mutlu mu? O da değil. Bak kız bunalıyorum diyor. Neredeyse terk edeceğim. Ama terk edince anam ne oldu? Hep o derdi. O soruyu soracak kendine. Babam ne durumda? Ya ne, ya babasına da elbette acıyor. İşte o yüzden kızımız var ya sağlam bir irade ile bu evi kurtaracak. Baba ne yapıyorsun? Anne ne yap? Ya bir tevbe edelim. Allah'a dönelim ya. Nedir hocam, bu? Babamla ben konuşmama rağmen yani birçok akrabamız falan da konuştu. Dayısının oğluna tapuyu verme diyerekten uyardılar. Evet. Ama babam bizi dinlemedi. Yani biz konuşsak da boş. Zaten affedersiniz ama hocam imanı çok düşük babamın. İşte bütün kaynak orada. Dert orada zaten. İşte asıl hastalığın sebebi o. Işte. Hastalığın zaten. Sebebi o. Teşhis doğru, kızın teşhisi doğru yani. Evet. Aynı çatı altında huzur bulamıyoruz hocam. Onunla aynı sofrada falan oturmaktan ben yani şey olmuyorum, rahat edemiyorum. Yani bilmiyorum ama şimdi işte ev bulduğumuz zaman, çıktığımız zaman, şu an işte evin sahipleri, artık evimiz satıldı. Şu an hala aynı evdeyiz, satılan evdeyiz. Evin sahibi geldi, çıkın diyor. Ev bulmaya çıktık. Bu sefer hiç, ev bulunca da onu eve almak istemiyoruz. Ama yine de işte vicdan yani, ne yapacağız? Peki kendisi bunun farkında değil mi? Yani böyle bir şey başına farkında. Gelecek. Bilmiyor mu peki yani? Yarın evi sattı. Evin sahibi geldi. Peki o para ne oldu? Sattı evi, para ne oldu? Ne yaptı parayı? Yediler. Vah, vah, vah. Evin parası gitti, yok. Evin parası da gitti. Gitti. Ya. Gitti. Aynen, tapuyu tefeciye verdiler. Tefeciden evi satmak zorunda kaldı ödeyemeyince. Belli bir süre zarfında. İşin içine tefeciler de girdi. Ha kışta kıyamette bu adam nerede kalır ya? Bu da insan ya. Almak istemiyoruz diyor işte. Kiraya geçeceğiz ya. Şimdi, almak istemiyoruz. Peki size kim bakıyor yani? Nasıl geçimini sağlıyorsunuz? Hocam şimdi annem şeye gitti, tarlaya falan gittiydi. Çalışıyor yani anneniz evet. Çalışıyor, anladım. Elimizde o var. Siz ben de bir işe gireceğim inşallah. İşe gireceksiniz. Olursa. Kaç yaşındasınız? 23 yaşına gireceğim. 23 yaşına gireceksiniz. Hı? Allah kolaylık versin. 23 yaşında. Ben de çalışacağım diyor mecburen şimdi. Kiraya çıkacaksınız. Peki baba da sizinle beraber gelmesin istiyorsunuz öyle mi? Ev almak istemiyorsunuz. Yani istemiyoruz ama vicdanım yönünden de yani annemle biz işte vicdan yapıyoruz diye de bilmiyoruz ne yapacağız. Şimdi siz bunlara kafa yoruyorsunuz da baba bunları düşünmüyor mu? Yani evi sattım, hadi kiraya geçeceğiz. Yani evin hayır hocam ayın 8'inde şey geldi, komşu geldi, komşular aldı evi. Evet. Komşu dedi ki ne böyle sabah konuşuyorlardı. Oğlum gelecek dedi, oğlu için aldılar bu evi. Oğlum gelecek, ev yıkılacak dedi. İnşaatı tamamlayacaklar. Babam da dedi ki ne şey dedi, ben de evden çıkmam dedi. Kadın da dedi ki beni dedi oğluna şey yapmayın dedi, papaz etmeyin dedi. Ben dedi oğlumla kavga etmek istemiyorum. O gelince siz çözün dedi ama dedi oğlum gelince dedi şey yapacak dedi, temel atılacak dedi. Mecbur çıkmak zorundasınız dedi. Kadını burada bıraktı, kadınla konuştuk biz, kendisi de gitti dışarıya, çarşıya gitti gezmeye. Zaten evi satmış. Kendi umursamıyor. Evi satmış zaten yani, bir hakkı yok. Yani söz hakkı olmadığı halde kadına bir de şey söylüyor yani, laf söylüyor. Evden çıkmam diyor. Ona da bela ya. Bak başkasına da yani. Ailesine bela olduğu gibi hem evi satıyor hem de daha çıkmam diyor. Peki hocam şimdi bunun dinen vebali nedir onu soralım. Yani şimdi bunlar bu hanımefendi annesini alsa başka bir eve kiraya çıksa babayla irtibatı kesse, babayı eve almasa günaha girmiş olur mu dinen? Bütün bunları yapan baba. Bütün bunlara rağmen vicdan ediyoruz dedi ya. Annesi de kendi de benim terazi bunlardan tarafa kaydı yani. Yani şu kışta kıyamette o adamı sokakta bırakmamalı.
Çıkmadık canda bir ümit. O adam da kurtarılabilir. Adam çamurun içinde. Çamurun içinden o adamın elinden tutup kurtarmak lazım ya. O da insandır ya. Evet. O da evet. insandır. Hocam aklımla kalbim arasında kalıyorum, vicdanım arasında. Yani telefonda da yani bayağı yani terbiyesiz şeyler yakalıyorum. O yüzden yani aklım diyor hayır diyor, alma diyor. Ama vicdanım yok yani al diyor, bilmiyorum. Hanım, bugün sabah da annem bir rüya görmüş. Babam ev tutmuşuz. Hayırdır? Kapının önünde. Babam soğuktan donuyor. Ya. Annem ev alak mı almayak mı diye görüp vicdan yapıyorum diyor. Normalde biz ona, o rüyaya kadar annem diyordu ki almayalım, almayacağım eve diyordu. O rüyayı görünce şimdi vicdan yapıyorum dedi. Kahvaltıda bana bunu söyledi. Şimdi hocama ben de katılıyorum. Babanız, annenizin de kaç yıllık küsur eşi. Ya. Dolayısıyla şimdi hocam sizin de buyurduğunuz gibi bir çamura bakmış, onu oradan çekip kurtarmak icap ediyor. Bey, bu kız o ailenin en küçüğü. Ama en büyüğü. O yüzden kızımız yani sağlam basmalı, iradesine hakim olmalı. Son derece müstakim düşünüyor, güzel düşünüyor. O da bir insandır ya. Bırak baba, insandır. Ne olursa olsun. Günahkar hepimizin eksiği, kusuru oluyor. Elbette hocam. Elbette. Yani belki onu da kurtarabiliriz ya. İnşallah dön hocamızın bu yoldan ya. Tavsiyesi bu yönde. Bu dua etmek lazım. Yol çıkmaz sokak ya. Dua edelim. Cenab-ı Hak hepimizi ıslah eylesin. Amin. Hepimize amin. Güzel ahlak nasip amin. Eylesin. Ya. Amin. Evet efendim. Evet hocamızın tavsiyesi sizin de ya. Vicdan sesiniz. Aynen. Evet. Vicdanlarının sesine uyuyorum ben evet. de öyle efendim. Peki teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür sağ ol hanım kızım, sağ ol. Sağ ol. Ne hayatlar var hocam, ya. Ne acı evet tablolar duyuyoruz, şahit oluyoruz. Herkesin farklı imtihanları var. Ama bak kızımızın teşhisi son derece doğru. İman zaaflı, iman zafiyeti var. İman, imandır. O cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İmanla geçen her gece gündüz gibi aydın, taze bir bahar alemi her anı hayatın. Taze bahar ne kadar güzel olur. Olaylar imanla yaşanırsa taze bahar güzelliği verir. Bir münkirin iç alemi çöller gibi ıssız, belirmez ufkunda ne ay, ne güneş, ne de yıldız. Allah razı olsun hocam. Bir videomuz var, görelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm merhaba, selam. İyi yayınlar. Hocam bizde şöyle bir şey vardı. Ben böyle nasıl desem, üç harfleri hissediyor gibi bir şeydim. Ve böyle çok etkiliyorlardı beni. Sonra bir gün teyzem fal bakmayı biliyor. Öylesine işte kahve içiyorduk. Fallarımıza baktı. Tek benim falımda muska var dedi. Sonra fal döndü ve bozuldu. Bunun üzerine ailemle konuştu. Biz zaten o zamanlar taşınma arifesindeydik. Taşınırken bir muska bulduk. Sonra onları annemgiller bilinçsiz bir şekilde açmışlar. Başımıza çok bir felaketler geldi. Bayağı bir olaylar yaşadık. Ben de şimdi fala inanmış gibi bir şey oldum ama aslında inanmadım. İkilemde kaldım. Bilmiyorum hocam. Söylemek istedim. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki men etâ arrafen fese'elehu an şeyin. Bir kimse gelecekten bahseden, gayipten bahseden birine gider, bir şey sorar ve onun söylediğini de doğrularsa, onaylarsa, tasdik ederse o kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. Hocam devamını reklamlardan sonra duyalım. Cevabın devamı reklamlardan sonra, kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Efendim yeniden birlikteyiz, reklamlardan sonra programımız devam ediyor. Reklamlardan hemen önce bir WhatsApp videosunda izleyicimizin sorusu vardı. Notumuzu aldık. Şöyle diyordu. Teyzem falıma bakarken sadece benim falımda muska var dedi ve fal döndü, bozuldu. Annem de evde muska bulup açmış ve bundan sonra da başımıza kötü şeyler geldi dedi izleyicimiz. Ben de fala inanmış gibi oldum. Bunun vebali nedir? Evet, bunları aklımızdan çıkaralım. Öyle değil. Biraz önce bir hadis-i şerif okudum. Yani kişi gelecekten bahseden birisine varır, bir şey sorar, onun söylediğini de onaylarsa o kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. Öyle olunca gelecekten bahseden birine
falcıya, büyücüye itibar etmemeliyiz. Peki, telefonumuz var, telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, yayınlar. Teşekkürler, iyi bir gün olsun inşallah. Buyurun. Benim buyurun. Buyurun, duyuyoruz sizi. Ben 33 yaşındayım. Bundan yaklaşık 3 ay önce babama çok büyük bir laf konuştum. Babam annemle şu an ikinci evliliği, ilk eşinden boşandı ve o boşandığı eşinin akrabalarından alışveriş yapıyor. Ben de dedim ki babama, baba dedim neden dedim hani hala eski eşinin tanıdıklarından, akrabalarından alışveriş yapıyorsun. Ben boşansam eski eşimin hiçbir tanıdığıyla görüşmem diye böyle bir büyük laf konuştum. Daha sonra kötü kötü rüyalar görmeye başladım. Hatta çevremdeki kişiler eşinle boşandığını gördük falan dediler. Evet. Ben çok pişman oldum. Babamı aradım, özür diledim, helallik istedim. Allah'ıma dua ettim, tövbe ettim. Çok pişmanım büyük laf konuştuğum için diye. Ve yaklaşık 2 ayda çok kötü rüyalar görüyorum bu konuyla ilgili. Çok pişmanım. Tövbeler ettim ama hani bu tövbem kabul olmuş mudur? Yani babamdan da dua ediyorum sürekli. Allah'ım affet, çok pişmanım. Hani bir de biz laf var ya böyle büyük konuştuğunu işte yaşamadan ölmezsin diye. Evet. Ya Rabbim beni affetsin mi, affeder mi? Gerçekten onun için çok korkuyorum. O yüzden bağlandım hocamdan bilgi almak için. Evet. Efendim, hanım kızımız bir kere ümitsizlik yok. Ne güzel pişmanlık duymuş. Babasından af diliyor. Cenab-ı Hak'tan bağış diliyor. Kızımız doğru yoldadır. O yüzden ümitsizliğe mahal. Acaba Rabbim beni affetti mi ola? Bu kötü rüyaların anlamı ne? Onlara da hiç itibar etmemeli. Yani o atmosferle yatınca, o psikolojiyle yatınca rüyamız da hep onlarla doluyor. Yani bir önemi yoktur, kıymet harbiyesi yoktur. Yani itibar etmeyeceğiz, değer vermeyeceğiz, tüh tüh deyip işi bitireceğiz. Tabii yani. Güzel olan babanızdan bu konuda özür dilemeniz, o güzel olmuş herhalde. O peki güzel. Babanız kabul etti mi, affetti mi size? Ağladı babam, ben de ağladım telefonda. Nasıl, o duyamadım? Baba duyamadım. Dedim, çok pişmanım, affet beni dedim. Heh. Affetti mi yani? Affetti, evet. O ne güzel. Hem Allah'tan af diliyor, hem babasından özür dilemiş. Doğru yoldadır kızımız. Hiç kazanmış, kaybetmemiş. O yüzden gel moral bozukluğuna gerek yok. O rüyalara da pek itibar etmeyin diyor hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz aradığınız tamam. için. İzmir'e selam ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, hayırlı yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Bir WhatsApp videomuz daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam ben 5 çocuğum var. 5 çocuğum var hocam. Eşim beni bıraktı gitti. Daha yeni bebeğim 25 günlük hocam. Bir kadını seviyor. Kadında 4 çocuğu var. O da kocasıyla evli. O da kocasına boşanma davası açıyor. 40 yaşındaki kadını alıyor. Ve şu an perişanım hocam. Sizden bir dua, yardım istiyorum. Durumum çok kötü. Ne yapacağımı şaşırdım. Her gün alıyorum. Çocuklarım hasta. Psikolojimiz resmen bozuk hocam. Sizden yardım bekliyoruz. Ne yapmam lazım? Bize dua et hocam. Bir çocuk da ortada kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım hocam. Ne yapacağım? Eşim aradı beni. Boşanma davası açıyorum. Onu da boşayacağım. O da kocasını açıyormuş. Allah ve Allah. Bir aydır beraberlermiş hocam. Beraber konuşuyorlarmış. Ne yapacağım hocam? Yardımınızı istiyorum hocam. Allah Allah. Allah. Hocam şimdi iki taraf da evli. Ya. Şimdi hanımefendi 5 çocuk var diyor. Bir tanesi 25 günlük daha. Ya. 25 günlük bebeğimle 5 çocuğumla beraber ortada kaldım diyor. Seni boşayacağım. Karşı tarafta boşanma davası açacakmış. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Yani hocam bunun adı nedir? Bunun adı şaşkınlıktır. Bu yani kul innel hasirinellezine hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyame. De ki ey peygamber, büyük mahkemede en çok ziyana uğrayanlar kendilerini, eş ve çocuklarını ziyana sokan insanlardır. Bu ne sorumsuzluk yahu? Bu ne vicdansızlık? Yani karşı taraftaki hanım evet. Nikahlı. Evet. Yani
Dört çocuğu var onun da. Nasıl sorumluluk hocam? Haram, helal yok mudur yani? Ya. Zina değil mi hocam bu? Elbette zina hocam. Bir kere zina, Rabbimiz la takribu zina, zinaya yaklaşmayın, o ne kötüdür diyor. İşte bakın, hanımefendi bunalım içerisinde. Bu bir insandır, bir Müslümandır, bir Müslüman evladıdır. Şu kadın dünyada mı, ahirette mi var da ondan sor işte. Ne kadar bunalım içerisinde. O adam rahat mı, vicdanı huzur içinde mi? Yahu nikahlı bir kadınla tutuyorsun sen, haram irtikap ediyorsun. Buradaki hanımı ihmal ediyorsun. 5 çocuk var. 5 tane birisi çocuk 25 var. Günlük. Yani bu nasıl iş yani? Baba sağ, evlat öksüz. Baba sağ, evlat öksüz. Evet efendim. Şimdi bu durumda boşansalar dahi büyük günah değil mi hocam bu? Yani bunun vebali herhalde. Zulüm, büyük zulüm yani. Ya şimdi 5 çocuk ortada kalacak. Kadın ortada kalacak. Bu toplumun başına Allah korusun bela olur. Kendileri de vicdan azabı çekerler. Yani helal yol dururken nasıl bu harama gidilir? Bu kadar sorumsuzluk olur mu? İnsan Allah'a vereceği hesabı düşünmeli Muhsin Bey. Alemlerin Rabbinin huzurunda ömrün hesabı, ömür içinde özel önemi olan gençliğin hesabı. Ne öğrendin? Öğrendiğinle ne yaptın? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Bunların hesabı sorulacak yani. Evet. Peki. Biraz da Instagram'a bakalım. Instagram'dan gelen sorulara bakalım. WhatsApp ihbar hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Videolarınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Aygül Hanım'ın bir sorusu var. Hocam diyor ki, merhaba hocam. Endişe ve kaygı için ne yapabilirim? Endişelendiğim zaman göğsüm daralıyor, bacaklarım titriyor. Bu sıkıntılardan nasıl kurtulabilirim? Böyle durumlarda okuyabileceğim dualar var mı? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. حَسْبُنَاللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Bize Allah yeter. Ona güzel dost, ona güzel yardımcı. Ona sığınmalı. Ümitsizliği bırakmalı Muhsin Bey yani. Ona dayanınca sağlam bir kaleye dayanmış oluyor. Evet. Huve Mevlana ve alallahi felyetevekkelil müminun. Mümin olanlar Allah'a dayanıp güvensinler. Psikolojik rahatsızlığı olabilir. Bununla ilgili tedavi de almasında fayda var. Yani tabii, böyle panik atak hastası olabilir. Ama dua olarak da sizin buyurduğunuz duaları evet. Yapabilirler hocam. Evet. Bir videomuz daha var. Devam ederiz Instagram'la. Videomuzu görelim. Hocam size bir şey danışacağım. Ablam bizim kapının önündeyim. Dışarı bahçenin dışında yolun kenarında bir küpe buluyor. O küpenin de kime olduğunu bilmediği için tahmin de edemiyor. Sahte mi gerçek mi sarafa gidiyor. Saraftan bakıyor ki altınmış. O altın olduğu için evime getirmeyeyim diyor. O altının parasını alıyor. Biri öksüz, biri de yetim çocuğa veriyor. Komşu bir iki ay sonra geri geliyor. Diyor ki böyle böyle ben küpemi düşürdüm. Nerede düşürdüğümü bilmiyorum. Komşumuz da biraz çok pimpirikli. Pimpirikli olduğu için Allah göstermesin iftira çalar diye. Hani komşumuz olduğu için çalar diye yüzüne de diyemiyor. Ne diyeceğimizi de bilemiyor. Hocam sizden bir fikir almak istiyoruz. Allah razı olsun hocam. Allah Allah. Yani şimdi o bulunan küpe acaba bu komşunun mu acaba? Onun küpesi mi ola? Şimdi tabii o da küpemi kaybettim deyince herhalde onun küpesidir diye düşünüyorlar. Eğer öyleyse bunu gizlemenin, saklamanın yeri yok. Apaçık böyle. Biz bulduk, onu da bir fakire verdik. İstersen hayrına olsun. Yok istiyorsan ben sana onu, o küpeyi alıp vereceğim. O verdiğimiz kişiden geri alma değil de. Yani arzu ediyorsan senin adına hayır yaptım. Yok arzu etmiyorsan
ben size tekrar o küpeyi alıp vereceğim. Yani açık açık söylesinler diyorsunuz. Açık açık. Biz bu küpeyi bulduk. Öksüz yetim birisine de verdik. Yani burada sahibini bulamayınca. İtibarsızlık, şerefsizlik yok da. Yok. Bilakis bir dürüstlük var, şeref var. Emanet ehli olmak var. Ne kadar güzel yani. Takdire şayan. Bakın. Herhalde evet. O küpesi kaybolan da herhalde hocam şey demeyecektir. Ya ben bana ne küpemi istiyorum demeyecektir herhalde. Belki de anlayış gösterecektir. Anlayış evet. Gösterecektir herhalde. Ama isterse de o zaman küpeyi... O zaman bu hanım kardeşimiz hayır yapmış olur evet. Yani. Ama açık açık söylesinler diyorsunuz. Açık söylemesinde fayda görüyorum. Yani, peki evet. Bir videomuz daha var görelim. Ben sürekli çalışan bir insandım. 3 sene oldu. Yanımda çalışan bir bayan vardı. Onu işten çıkarttıktan sonra ben de artık çalışamaz oldum. Herkes bir yerden bir şeyler söylüyor. Muska büyü diye bir şey var mı? Bir de annem soruyor hocam. Annesini küçük yaşta yetim kaldı ve annesini rüyasında göremiyor. Acaba neden göremiyor? Görmek için ne yapması gerekiyor? Teşekkür ederiz. Annesiyle inşallah cennette görüşecekler. Rüyada göremeyebilir. Yani rüyada görememek bir eksiklik değildir. Öyle. İnşallah orada buluşacağız. İnşallah. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Evet efendim. Bu muska ve büyü meselesine de takmayın diyorsunuz kafanıza. Tabii. Bu tür şeyleri meşgul etmeyin diyorsunuz. Tabii. Yanımda çalışan bir kadın işten çıkarttıktan sonra diyor ben de çalışmaz oldum. Muska büyü var dediler. Yok öyle için. Değil. Yani evet. Öyle değil. Evet. Kulak asmayın diyor hocam tabii bu şeylere. Peki Instagram'dan bir sorumuz var. Nurcan Hanım sormuşlar. Hocam merak ettim bir soruyu sormak istiyorum hocamıza. Nişanlı çiftlerin dini nikah kıyması gerekli bir durum mudur? Kız tarafı için bu dini nikah sıkıntı olmaz mı? Olur tabii olur. O yüzden... resmi nikah olmadan dini nikah kıyma yoluna gitmemeli. Çünkü resmi nikaha ulaşamadan dini nikahı kıydık. Bu sefer de hadi gençler birbirine karşı sert davrandılar. Biz bu işi bitireceğiz dediler. Delikanlı da ben boşamıyorum. Güya kıza zulmedecek. Böyle sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden resmi nikah olmadan dini nikah yoluna gitmemeli. Resmi nikah olmadan dini nikah olmasın doğru, diyorsunuz. Doğru. Timur Bey'in sorusu var. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. 24 yaşındayım. Üniversitem bitecek ve evlenmek istiyorum. Babama bir tanışımızın kızını istediğimi söyledim. Kız da babası da iyi insanlar olduğu halde babam olmaz dedi. Allah biliyor ki ben o kızın bana hayırlı olmasını diliyorum, istiyorum. Hocama sorar mısınız ben şimdi nasıl davranayım, ne yapayım? Babayı ikna yoluna gitmeli. Baba da anlayış göstermeli. Ya iki gönül bir olunca samanlık seyran olur a mübarek ya. Gençler böyle düşündüler. Yani yardımcı olmak gerekir. Yani anaya babaya da gençlere yardımcı olmak düşer yani. Karar onların. Hayatı birleştirecek olan onlar, evlenecek olan onlar. Yani ciddi bir sebep yoksa bunu kapris yapmak doğru değildir ya. Evet. Peki. Telefonla devam edelim. Sorularınızı bekliyoruz. Videolarınızı WhatsApp ihbar hattımıza, Instagram'a sorularınızı yazabilirsiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Alo. Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum. Buyurun. Hocam benim size bir sorum vardı ya. Buyurun. Ya hocam şimdi doğumla ölümün tarihi değişir mi? Yani mesela bir insan 2000'de doğacakken 2020'de doğabilir mi? Doğum ve ölümün tarihi değişir mi? Evet. Bu bir kader. Kaderi belirleyen de Allah. Kaderi belirleyen o. Yani ne demek kader inancımız nedir, kaza inancımız nedir? Vaktinden önce olacak şeyleri Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. Kader. Evet. Onun günü, zamanı, yeri gelince de gerçekleşmesine kaza diyoruz. Neden sordunuz bu soruyu? Biraz açalım. Evet, tabii. Evet, biraz açalım. Ya ben böyle merak ediyorum da, böyle mesela bir insan böyle 2000'de doğacakken mesela doğum tarihi de 2000'de doğacakken
gelecekte başka bir zaman doğabilir mi? 2020'de. Yok, öyle olmaz. Demek ki Rabbimiz nasıl dünyaya geldiyse olacak olan oydu. Yok şu tarihte gelecekti de şu tarihe öne alındı, arkaya alındı diye bir şey olmaz. Yani bir insanın hocam diyor ki doğumu ya da ölümü ertelenemez, geri de çekilemez. Tabii. Öyle mi? Tabii bu ilahi, kaderde bellidir. İlahi bu, ezelde, takdirle olan şeydir. Ezelde bunlar. Bu bellidir evet, diyor doğru hocam. Dolayısıyla bunlar da değişmez diyor hocam. Evet. Evet, değişmez yani. Evet. Doğru. Peki hocam Allah isterse değişebilir mi? Onda şüphe yok. O faalun lima yurittir. La yüselen ma yefaldir. Dilediğini yapar. Yaptığından da kimseye karşı sorumlu olmaz. Peki hocam Allah sizce böyle bir şey istemiş midir? Artık o dediğin şey hangi şey onu bilemiyorum ki ben. Onun istediği yani, şey meydana gelir. Midir? Yani mesela başka bir insanların doğumu değişmiş midir? O nasıl planladıysa öyle olmuştur. O planın dışına çıkmak kimsenin haddine değildir ya. Teşekkür ediyoruz evet, izleyicimize. Tamam efendim. Tamam, aradığı iyi günler, için. Sağ teşekkürler, sağ olun. Daha açık sorsaydı ama söylemek istemedi herhalde. Daha detaylı anlamış olurduk ama öz olarak herhalde şunu bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah dediğimiz bir, evet. Ne güzel söyledin. Sünnetullah dediğimiz velen tecideli sünnetillahi tahvila, tebdila. Allah'ın idare kanununda bir değişiklik göremezsin. Evet, evet. Cenab-ı Hakk'ın bir kanunlar manzumesi var yarattıklarıyla ilgili. Burada ölüm de doğum da bellidir. Bunlar doğru değişmez diyor hocamız. Doğru efendim. Peki bir videomuz var, görelim. Peki hocam. Benim eşim de haftanın neredeyse tüm günü anne babasıyla gidiyor. Ben ne yapmam gerekiyor buna? Evet. Şimdi şu soruyu çok duyardık da bunu ilk defa duyduk. Genelde şöyle sorulurdu bize. Hocam benim eşim anneme babama gitmeme müsaade etmiyor diye sorulurdu. Şimdi beyefendi de diyor ki benim eşim de hiç oradan gelmiyor eve. Nasrettin Hoca demiş hocam. Öyle mi? Biraz hiç gelmiyor diye mi? Yani tekrar izleyelim. Sanki öyle anladım ben. Ya eşim sürekli annesinde babasında diyor sanki. Bir izleyelim tekrar. Yanlış anlamış olmuyor. Peki hocam. Benim eşim de haftanın neredeyse tüm günü anne babasıyla gidiyor. Ben ne yapmam gerekiyor buna? Evet. Haftada bir gitmesine eşi mani olamaz. Ama önce de yuvası yani. Şimdi yuvayı ihmal et. Devamlı babayın evi, anayın evi bir de olmaz tabii. Bu sefer eşle beraber yaşayacak. Yuvada sorumluluklar var. O evden geldin artık sen. Tamam oraya da bağın var, saygın var ama öyle her gün değil. Haftada bir gün gitme hakkı vardır. Onun dışında burayı da ihmal etmesi doğru değildir. Teşekkür ediyoruz izleyicimize video için. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben bayan kuaförüyüm. Bu mesleği yapmak günah mı değil mi? Bu meslekten kazanılan para haram mıdır? Evet. Şimdi efendim kuaför, bayan bayana kuaförlük haram değildir. Hizmettir. Helal rızık kazanır, sevap kazanır. Ama cinslerin ayrı olması helal değildir. O uygun değildir. Yani erkek kadına, kadın erkeğe kuaförlük yapamaz. Peki biraz daha açacak olursak hocam, bayan kuaförü ama burada sınır nedir? Yani diyelim işte sadece saç bakımı değil, başka bakımlar söz konusu ise durum ne olacak? Efendim şimdi el, yüz dışındaki her yer, hanımın her yeri avrettir. Oraya erkek bakamaz, dokunamaz. Bakamaz, dokunamaz. Yok hocam, kadın bayan kuaförü diyelim. Tamam. Kadınlara hizmet veriyor. Tamam. Ama sadece saç bakımı yapmıyor. Başka bakımlarda, vücutla ilgili başka bakımlar yapılıyor. Bu durumda başka ne olacak? Başka bakımlara göbekle diz kapağı arasına dokunamaz, bakamaz. Bunu sordum hocam. Tabii efendim. Bu da caiz değil diyorsunuz. Doğru. Evet. Bir telefonumuz var, telefonla devam edelim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Ya benim bir sıkıntım var da hocamla paylaşmak istedim. Buyurun, duyalım. Geçmiş olsun öncelikle. Hayırdır, nedir sıkıntınız? Bursa'dan arıyor izleyicimiz, buyurun. Öncelikle eşim internet üzerinden kumar oynuyor. Yani bir defa oynadı, ailesiyle beraber yaşıyoruz, affettiler. İkinciye de affettiler.
Şu an üçüncüyü oynadı. Biz bir türlü yani çare bulamadık. Onun dışında dini değerleri küfrediyor, sürekli ediyor. Bütün ailesini karartmış durumda. Aynı evde olduğumuz için de sorunlar oluyor. Kaç yıldır evlisiniz? Kaç yıldır evlisiniz? 2 yıl. 2 yıldır evlisiniz. Çocuk var mı? Çocuklarınız yok, var mı? Yok, çocuk yok. Evet. İnternet üzerinden mi kumar oynuyor? Evet, internet üzerinden sürekli kumar oynuyor. Yaklaşık 100 milyarlık bir borcu var. Oo, 100 milyar da borç. Evet. 100 mi, 1 mi? 100 milyar. Ve oynamaya da devam ediyor. 100 binlik bir borcu var yani. 100 bin lira hocam, hani 100 eski evet, bir tabi. Evet, 100 bin lira borcu var. Kumar borcu yani. Ya şimdi kumar günah biliyorum ama dini değerleri küfretmesi daha da zoruma gidiyor. Evet. Siz Müslüman evladısınız, Müslümansınız. Elbette gücünüze gider. Yani bakın dini evet. dini değerlere küfretmek ne demek Allah korusun ya. Evet, herkese yani, bir de hocam yani bir tek bana değil, ailesine, annesine, herkese aynı şekilde dini değerleri küfrediyor. Evet. Hanım kızımız, yapılacak iş var ya, bu delikanlıyı yani bulunduğunuz yerdeki ilçe müftümüz mü olur, il müftülüğü mü olur? Oraya götürün, biraz dinlesin oğlumuz, dinlesin ya. Yoksa bak şu hocam, durumda... Hocam yanaşmıyor, hiçbir şekilde hiçbir dini sohbete yanaşmıyor, hiçbir dini bir şeylere yanaşmıyor yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok zor durumdayız. Şimdi kızım, o zaman bu adam ağzını toplayacak. Şimdi dini değerlere küfreden insan... İmanı da gider, nikahı evet, da gider. Evet, kocam da. Böyle bir adam... ara namaza başladı, 2 gün kıldı, sonra gene. Kendime engel olamıyorum diyor ama bir türlü de vazgeçmiyor. Dini değerlere küfrediyor özellikle. Peki, kumar oynuyor sürekli. Kızım, keşke hocamızı izleyebilse, dinleyebilse. Mesela hocamızın sohbetlerini izletseniz, dinletseniz. Bir ara namaza başlamış. Yani, hocam çok dinliyor ama hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Hala küfrediyor, hala oynuyor. İşte hanım kızım, bu delikanlıya var ya, aklı başında bir arkadaş lazım. O arkadaş bunu kurtaracak. Bu hocam, yanlış yok. Hocam çevre kurmuyor ki. Hiçbir şekilde çevre kurmuyor. Yani eşim, şey yok. Yani eşliğim bile, benle bile çok fazla şey yok yani. Şuna bak ya Rabbi, nasıl olacak bu arkadaş? Hocam bilmiyoruz, çok kötü bir durumdayız, size danışalım dedik de. Daha 2 yılda evlilikleri, evet. Hocam yeni daha 2 yıl. Daha taze, yepyeni. 2 yıldır evliler. Yani bak bu hanım kızımız, emanet o delikanlıya. O başına mederi yok ki ya, ne yapsın yani? Nasıl? Ne yapacağız bilmiyoruz hocam. Yani şunları da yani bilmediğinden yapıyordur mutlaka, öyle düşünmek istiyoruz. Dini değerlere hakarette bulunmak, küfür etmek. Hocam biliyor, sürekli de vaaz dinliyor. Ama ona rağmen. En ufak bir şeyde dini değerlere küfür ama hocam, bakın, hani böyle ağza alınmayacak şeyler. Ama hocam şeyler. Bakın ne dedi, bunları yapan bilerek hocam, bilmeyerek yaparsa bilmiyorum ne olur da. Evet. Dinden çıkar buyurdunuz, nikaha da gider buyurdunuz. Hepsi gider de ama bana öyle geliyor ki bu delikanlı... Bunalım içerisinde, stres içerisinde, sıkıntı içerisinde, bunun oradan kurtulması lazım. Bunun ilacı da Allah'ın kelamını dinlemesi, Allah'a yönelmesi, peygambere hocam, yönelmesi. Şey oynadı, affettiler ailesi tarafından. Gene oynadı, gene affettiler. Bağımlı üçüncü olmuştum. Oynadı, bu sefer biraz sıkıntılar yaşandı. Ama yani çok fazla da üzerine gidilmedi. Ama dini değerlere küfrediyor hocam. O sıkıntı işte. Hayır, hepsi sıkıntı. Yani sizin dini nikah hocam sıkıntı değil mi? Tabii, şimdi nikahları sıkıntılı. Tabii, yani. Dinler Allah korusun, imanını kaybetmesi sıkıntılı. Kumar oynaması hepsi sıkıntılı da. Hocamızın evet. dediği madem sizi dinlemiyor, en azından büyük yok mu böyle, ya sen ne yapıyorsun, bir kendine gel, silkelen diyecek yani, böyle çekineceği bir büyük yok mu? Telefon elinde mesela kaynanım söylüyor, ona da aynı şekilde dini değerleri küfrederek konuşuyor evet, ya da hakaret ederek aman konuşuyor. Aman ya Rabbi ya. Vah vah, çok çok acı ya, görüyor musunuz yani? Şu sıkıntılarımıza bakın ya. Muhsin Bey, devlete ne diyelim ya? Devlet bize der ki, ya siz din görevlisinin sayısını artır dediniz, artırdım. Maaşını yükseltin dediniz, yükselttim. Ben daha ne yapayım? Ama vatandaşımız deveye diken lazım olunca boynunu uzatır. Buyur, camimizin kapısı açık.
Kur'an kursumuzun kapısı açık. Oğlum nedir senin bu halin ya? Hocam yani etrafımızda çok şükür böyle dinle alakalı muhabbet eden insanlar da var. Tamam tamam diyor ama odaya gelince gene oynuyor yani bir türlü engel peki, olamıyoruz. Peki hocamızla yani, hocamızla konuşur mu? Sohbet eder mi? Yani bu mümkün olur mu? Mesela hocam da uygun görürse. Program için demiyorum hocam. Program sonrası herhangi bir hocamızın müsait olduğu bir vakitte hocam siz 2-3 dakika bir sohbet etsiniz. Ben konuşayım ama bu arkadaş çok ciddi bir şekilde vaizimizle, müftümüzle bir arkadaş olmalı. Ya Allah bu devlete zeval vermesin. Yani küçük bir amin, ilçeye amin. Dahi müftü veriyor, vaiz veriyor ya. Yüksek tahsilli din görevlileri veriyor. Ne için veriyor? Bu iş için veriyor işte ya. Bu adamları hocam, kurtarın. Ailemizi bizim kurtarın. Biz bilmiyorum. Efendim? Etrafımızda da var. Sürekli vaaz veriyorlar. Sürekli dini değerlerden bahsediyorlar. Hani dini değerlerin kutsal olduğundan bahsediyorlar. Ama gene bir şekilde oluyor yani nasıl olduğunu hayır hayır bilmiyorum. Hocamızın kastettiği birisinin dokunması o anlamda söylüyor hocam. Yani hocam, yoksa normal sohbet değil de birisi elinden birisi tutacak. Birisi arkadaş dokunacak. Olacak bununla. Evet. Yani biraz devamlı yani ilacı az verdin olmaz. Dozunu ona göre ayarlayacaksın yani yeteri kadar ilaç verilecek. Birisi bu oğlumuzla hocam, ilgilenecek diyor olan hocam. İnsanlar var sürekli destek veriyorlar yanındayız diyorlar. Yapmaktan destek olacağız diyorlar. Bir şekilde borcunu kapatıyorlar. Ama gene oynuyor. Bu sefer batınca gene dini değerlere küfrediyor. Ailesine küfrediyor. İşte o yani o kumar öyle bir bağımlılık yaptıktan sonra ondan kurtulmak kolay olmuyor tabii. Evet hocam. Niye Yüce Rabbimiz ya eyyühellezine aminu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam. Ey müminler içki, kumar pistir. Şeytan işidir. Ondan kaçının ki mutluluğa erebilesiniz. Ezeli düşmanınız şeytan içkiyle, kumarla sizi Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Fehelentüm müntehun. Vazgeçtiniz değil mi ey akıllı müminler? Rabbimiz böyle söylüyor ama demek ki şeytan işi. Demek ki pis. Yani biz çamurun içine batırmadır ya. Yani. Eşiniz çalışıyor mu? Bir işi var mı? Meslek sahibi yani mi? Yani çalışıyor evet. Çalışıyor. Allah sabırlar versin. Ama hocamızın tavsiyesini de dikkate almak lazım. Yani normal sohbeti dokunacak, iletişim halinde olacak arkadaşlara, evet. dostlara ihtiyacı var diyor hocam. Hocam odada sürekli telefondan Kur'an sesi açıyorum. Hani odada yankılansın, odada şey olsun. Hani en azından belki bir şekilde olur diye ama olmadı. Yani kızım, ne denediysek olmadı. Onu anlamadığı için olmaz. Onun aklına, gönlüne girmek lazım. Onun ruhuna işlemek lazım onun yani yoksa Allah'ın çevre kelamı iyi arkadaş okunur. Lazım. Evet tabii. Hocam çevre kurmuyor ki ben şimdi elimden tutup da ona çevreyi dönemem ki. Kurmuyor hiçbir ortama yaklaşmıyor yani. Anne eve baba bir misafir geliyor mesela odasından bile çıkmıyor. Ya. Evet. Ya. Misafir geliyor onunla belki olgun şeyler, güzel şeyler konuşulacak. Yo ona gelmiyor o. Yani ailede büyüklerin sözü geçmiyor mu eşinize karşı? Hayır, hiçbir şekilde geçmiyor. Hiçbir şekilde. Hiç kimseyi dinlemiyor yani. Evet. Özellikle mesela bir sohbete katılmayı hep bunu bırak gel sohbet edelim falan derse küfretmeye başlıyor. Özellikle dini değerleri. Ailenin de zoruna bu gidiyor zaten. Evet. Allah ne yapacağız Allah. Bilmiyorum Allah. Hocam. Güzel kızım. Rabbim yardımcın olsun. Allah aydınlığa kavuştursun. Amin. Ne yapalım yani? Yapılacak iş ancak elimizden bu geliyor. Peki ya. Hocam böyle bu durum devam ederse hanımefendi biraz evvel dediniz ya Allah korusun iman da gider nikah da gider dediniz. Doğru. Bu şekilde devam etmeleri dinen uygun mu? Eğer delikanlı aklını başına almazsa bu kabustan ayılmazsa iyi o zaman ve kızım. Hocam, hayır bunları söyleyin ama eşinize bakın. İnsanlarla da konuşuyor. Şimdi bakın. Ben birkaç defa gördüm gitmek istedim. Anladım. Ama bir türlü bırakamadım. Bakın bu hocamın söyleyeceklerini eşinize söyleyin isterseniz. Eğer hocam. Senin bu hayatın böyle devam ederse yani dini değerlere filan saygısızlık etmen, hakaret etmen, o zaman ne der? Benimle senin arandaki bağı bitirir. Zaten diyor hocam git diyor sonra vazgeçemiyor. Bilmiyorum hocam çok zor durumdayım. Evet. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Rica ediyorum. Allah sabırlar versin. Allah kolaylık versin. Evet zor hocam. Ya, tabii İkna olmuyor demek ya. Hiçbir şekilde. Ama kumar
şimdi 100 bin lira borcu oldu diyor. Yani bu nereye kadar böyle devam edecek? İşte yani Muhsin Bey, İsa nefesli biri olacak, bunu diriltecek, elinden tutacak, elinden tutacak, çok samimi, fedakar, fedakar adam istiyor. Katlanacak, tahammül edecek. Bu eşi olur, annesi olur, babası olur, arkadaşı fedakar olur. Ya. Evet. Yani bunu bu yanlış yoldan kurtaracak. Aksi takdirde kendi başına da bela, çevreye de bela. Şu gencecik kızımız ona emanet. Yarın belki de çocuk dünyaya gelecek. Yani nasıl bir dünyaya gözünü açacak çocuk ya? Bu ömür böyle nasıl geçecek? Ya. Daha iki yıldır evliler. Tabii efendim. Bu hayat nasıl devam edecek? Ya. Allah sabırlar versin. Devam edelim. Bir izleyicimiz Instagram'dan yazmışlar. İyi yayınlar hocam. Bebeğim için, Allah rızası için sizden şifa duası istiyorum. İsmi Elif. Bebeğin ismi Elif'miş. Şifa duası deyince hocam neyi okumamızda fayda var? Ne tavsiye edersiniz şifa için? Efendim yani şifa duası. Sevgili Peygamberimiz, bakın dayısı Sa'd ibn Ebi Vakkas Arafat'ta hastalanıyor. Peygamberimiz ziyaretine varıyor, mübarek elini de alnına koyuyor. Allahümme şifi, ente şafi. Ya Rabbi, sen şifa verensin, şifa ver. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver ya Rab. Diyerek Efendimizin dua ettiğini görüyoruz. Biz de böyle Allah elçisinin yaptığı dua ile Rabbimiz şifa ihsan eylesin deriz efendim. Amin. Mevlam hastalarımıza şifa ihsan eylesin inşallah. Bir videomuz daha var, görelim. Aleyküm hocam, iyi yayınlar. Benim küçük bir kız kardeşim var. Onun için adak adadık. Adağı yerine getiremediğim için hep başına aksilikler geliyor. Bu adaklar olabilir mi? Bu adağı yerine getiremedik de ondan başına sıkıntılar geliyor diye yorum yapmamız doğru değildir. Adak hiç kimseyi kazayı geri çeviremez. Adak ne ileri ne de geri gitmeye sebep olmaz. Evet, adaktan kaynaklanmaz diyorsunuz. Evet, doğru. Bir video daha var, görelim. İyi günler hocam. Eski eşi mihir parası olarak 35 bin lira değerinde bir araba vermiş. Onu da ailesi, eşimin ailesi zorla döverek elinden almışlar, vermiyorlar. Eşim de her gün intizar ediyor, her cuma günü intizar ediyor. Uğrar mı, uğramaz mı? Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Eşimin eski eşi ona mehri için, mehri karşılığında 35 bin lira değerinde bir araba bırakmış diyor. Ancak eşimin ailesi zorla eşimden arabayı almışlar. Şimdi de eşim her cuma ailesine intizar ediyor. Bu zulümdür. İşte zulme maruz kalanın bedduasından korkmak lazım. Yanlış. Bu hanımın mehrinin hanıma iade edilmesi gerekir. Mehir o kadının hakkıdır. Annesinin ya da babasının değil. O kadının değildir, hakkıdır evet, diyorsunuz. Öyle yani. Peki bir videomuz daha var. Görelim. İyi yayınlar hocam. Kolay gelsin. Benim bir sorum olacak. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diye bir ayet var mıdır, yok mudur? Teşekkürler, kolay gelsin. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diye böyle bir ayet hatırlamıyorum. Ama bakın şöyle bir ayeti kerime var. Tevbe suresi 51. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ De ki ey peygamber, Allah'ın takdirinden başkası bize gelmez. Bizim dostumuz Allah'tır. Müminler Allah'a dayanıp güvensinler. Yani biz hakkımızda olacak şeyleri bilemiyoruz. Olan şeye kader diyoruz. Kaderi kabullenmek de imanın gereği oluyor. Efendim ama ben ne yapayım, benim kaderimde şu iş vardır, o yüzden ben sorumlu değilim
demeye de bu imkana da sahip değiliz yani. Hocam bu ben ayeti, irademi doğru yolda kullanmalıyım. Bu ayeti genelde İsra 13 için söylüyorlar ama şimdi ben ona baktım. İsra 13. Hmm. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Hmm. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Ayetin aslında anlattığı bu. Ama nedense işte böyle okunuyor bu. Yani biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Yok öyle değil. Esasen öyle. Bu. İsra 13 böyle diyor esasen. Tabii tabii öyle. Evet. Peki bir videomuz daha var. Görelim. Hocam iyi yayınlar. Size şu soruyu sormak istiyorum. Babam evlendiğinden beri anneme ve bize eziyet ediyor. İlk bir işe girdi. İşte battı, iflas etti. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık ama her zaman da eziyeti, dayağı, küfürü, bedduası hiç eksik olmadı. 3 tane ablamla da para yüzünden küstü. Şimdi de hala anneme eziyet ediyor. Küfür, beddua, her şey devam ediyor. Ne kadar dua ettiysek de düzelmiyor. Artık babalık hakkı, sevgisi hiçbir şey kalmadı bende. Annemi alıp kurtarmak istiyorum. Bana yol gösterin. Evet. Yani sırf anneyi kurtarmak değil, babayı da kurtarabilse keşke hanım kızımız. Yani baba yanlış yolda tabii, eziyet ediyor, dayak, küfür, beddua. Bedduasına hiç aldırış etmeyiz de. Ve 3 ablam da para yüzünden ayrıca küstü. Ve bende baba sevgisi, saygısı kalmadı diyor. Baba görevini yapmadı ama evlat görevini yapmalı. Evlat babaya saygıda kusur etmemeli. Evet. Evlat anneye babaya saygıda kusur etmemeli. Çünkü herkes hesaba çekilecek. Anne anneliğinden, baba babalığından, evlat da evlatlığından diyorsunuz. Doğru. Peki. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Öyle çok teşekkür mi? Ediyoruz. Evet. Ya, evet. Süremiz doldu. Ama haftaya cuma sohbetlerinde yeniden İnşallah. Muhterem hocamızla birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize güzel bir cumartesi, güzel bir hafta sonu, sağlıklı, mutlu, bereketli, huzurlu bir hafta diliyoruz ve duayla kapatıyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Amin. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Amin. Ya Rab, kulluk imtihanlarımızı kolay eyle. Amin. Güç yetmez, takat gelmez. Kulluk imtihanlarıyla bizi muahaza etme. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında şükran görevini yapabilecek bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Amin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya mücibed deavat, hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Sıkıntıda olanlara aydınlık, bunalımda olanlara ferahlıklar lütfeyle. Amin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli.